Çınar Meydanı'ndan Başbakan'ın mitingi öncesi canlı yayın yapan Adem Erdağ'ı Siyaseten isimli programına AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ konuk aldı. Siyaseten programına katılan Milletvekili Özdağ, Manisa ve Denizli arasındaki benzerliklerden bahsetti. Evet. Manisa ne yapıyor? Manisa neler yapıyor? Manisa biliyorsunuz şehzadeler kenti. Manisa aynı zamanda bir sanayi kenti. Manisa tarih kenti. Manisa kültür kenti. Manisa inanç turizmin merkezi olabilecek potansiyele sahip. Denizli ile Manisa hemen hemen birbirine benziyor. İnanç turizmi dediğimiz zaman Laodikya burada bulundu biliyorsunuz. İncil'de geçen 7 kiliseden bir tanesi de Laodikya'da. Aynı zamanda çok önemli bir alan. Manisa'da da 3 tanesi var. İncil'de geçen 7 kilisenin 7'si de Anadolu topraklarında bu inanç turizmi açısından, Türkiye'nin hoşgörüsü açısından dünyaya Türkiye'yi tanıtmak, Denizli'yi, Manisa'yı tanıtmak açısından çok güzel. Tarım kendi dedik, aynı şekilde tarım burası. Burada tarım var. Diğer tarafta Manisa'da tarım var. Sanayi desek burada sanayi var, orada sanayi var. Ama Manisa İzmir'e biraz daha yakın olduğu için dünyaya limanlar, yeni yapılan Kuzey Ege Limanı'yla, Çandarlı Ege, Kuzey Ege Limanı'yla beraber, hızlı treniyle ve otomanıyla, İstanbul otomanıyla beraber daha fazla ürettiklerini, mamullerini ve tarımda ürettiklerini dünyaya ihraç edecek. Bu da Manisa'nın önünü açmış olacak. Şu an 7. sıradayız. Hedefimiz 5. sıraya yükselebilmek ihracat içerisinde. Çok teşekkür